Herkese merhaba. Bugün 20 Aralık 2023. Çarşamba. Yine bir izleyicimle birlikte Mantarama'na geldik. Sabahın erken saatleri, biraz sisli de orman. Bilmiyorum kameraya yansıyor mu ama. Bayağı bir böyle hafif puslu puslu bir hava var. Onun altında geziyoruz. Şimdi şöyle bize güzel bir Kanlıca karşıladı yine girdiğimiz çamlık alan. Tabii yerinden sökene kadar Kanlıca olduğundan emin olamıyoruz. Şapka üst yapısıyla benzer türler var çünkü. Evet, ama bu Kanlıca. Gayet güzel. Bu şöyle bir iki tane zaten bugün çok toplayacağımız için ocakta fazla vakit harcamadık. Civcivaya da toplayacağız bugün hedef mantarlarından. Ki bu merada epeyce oluyor civcivaya. Ama ilk etapta biraz Kanlıca bulursak sepetimize gayet güzel olur dedik ve bulduk. Mantaramına bu mantarla başlıyor olacağım. Sonra başka mantarlar buldukça kayıt almaya devam ederim. Şimdi bundan bir fotoğraf alırım. Bir de temizliğini yapıp sepete alacağım. Evet, tekrar görüşeceğiz. Evet, mantar arayışımız devam ediyor. Çok güzel bir sabah sadece. Şöyle sepetimizde kanlıcamızı güzel temiz topladık. Bir tane şemsiyeye rastladık. Bir şemsiye mantarı. İsmini, Latince ismini yazacağım. Bir yerinden sökelim. Hem tanıtayım size, hem de türünü tanımlamaya çalışalım birlikte. Şöyle biraz söktüm. Dibine, topuzuna bakalım. Şemsiye mantarlarında işte bir topuz, bir dip. Bir yüzük. Hareketli bir yüzük. Saptaki deseni göremedim ama yine de yenen bir şemsiye mantarı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu sepete alacağım. Ama şeklen şöyle bir yapısı var. Dediğim gibi Latince ismini yazacağım. Yazmaya çalışacağım daha doğrusu. Çünkü bazen tür yazımlarında hata olabiliyor. O yüzden doğru türü yazmaya çalışacağım size. Şimdi bu güzel bir şemsiye. Bunu sepetimize alarak mantarabımıza devam edelim. Almadan önce şöyle bir sapa kesik atıyorum. Şimdi kızarıp kızarmadığına bakalım. Çok lifli bir yapısı var. Böyle ortası delik olur. Sap da çok liflidir. Yani yenecek gibi değil. O yüzden sapı taşımıyoruz iç yanımıza. Şöyle şapkaya çok yakın bir yerden sapı kestim. Lamellerde çok dikkatli bakmak gerekiyor. Böyle yeşilimsi, bu boyutlarda özellikle yeşil spor döken, yani spor baskısı yeşil olan bir mantar var. O zehirli. O yüzden ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yani o yüzden biz makro lepiyotalarda bazı özelliklere bakmamız gerekiyor. Hem büyük olacak ve lameller, dediğim gibi, dikkat edilip bakılacak. Yeşillimsi bir yapı kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu saptamayı yaptığımızda da artık yenen bir şemsiye mantarı olduğunu kanaat getirip sepetimizi alabiliriz. Evet, şimdi devam ediyoruz avcılığımıza. Şimdi bir kanlıca da gördüm galiba ve onun yanına birlikte gidelim. Onu da toplayalım. Hatta onu takipçime de söyledim orada diye. Bir bakalım şimdi onu birlikte. Neredeydi? Evet, şurada. Şişeyle işaretlenmiş gibi. Maalesef insanımız böyle işte. Yani bu şişenin burada ne işi var? Doğada şişe. Evet, şu kanlıcayı da şimdi söküyorum yerinden. Evet, güzel bir örnek o da. Diğerinden fotoğraf almıştık. Bundan da yine bir fotoğraf alırım. Sonra avcılığımıza devam. Evet, bu bugün yiyebileceğimiz üçüncü mantarımız oldu. Evet, av devam ediyor. Daha yeni girdik ormana. Bugün bolca şemsiye, bolca civciv ayağı toplamayı planlıyorum ben en azından. Tekrar görüşeceğiz. Evet, yürüyüşümüz devam ediyor. Şimdi izleyicim seslendi, bir mantara rastlamış. Bir agarikus olduğunu düşünüyordu o da. Evet, bence de bakınca agarikus olduğuna kanaat getirdim. Mantarımızın fotoğrafını da çektik. Şimdi bu bir, yani benim en azından tanımladığım kadarıyla orman altı agarikuslar biraz tehlikeli olsa da ben orman altında da bir iki tür toplayabiliyorum. Yani güvenilir buluyorum bir iki türü. Bu kızaran çayır mantarı. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi onun da testini yapmak kolay. Şöyle sapını keseceğim. Birazdan bu sap yapısının kızardığını göreceğiz. Böylece bu güzel, taze de bir örnek. Yani güzel boyut olarak iri, böyle etli butlu bir mantar şu an. Yani bazen bunların da çok yaşlı olanlarını toplamıyorum sonuçta. Yani bu da sepetimize dahil olacak. Güzel bir şapka üst temizliğini de yapacağım şimdi.
Şöyle hafif kenarı kırılmış herhalde yerinden sökerken. Dediğim gibi birazdan şu sap yapısının kızardığını göreceğiz. Bu bize kızaran çayır mantarı olduğunu gösterecek ve güvenilir bir tür agarikuslarda. Evet, devam ediyor avcılığımız. Şunun bir temizliğini yapayım ben şimdi. Evet, yavaş yavaş sepetimize mantarlar koyuyoruz. Tek tük böyle sıkılmadan civciv ayağı da alıyoruz sepetimize. Şu an böyle iki tane güzel kanlıca bir kızaran çayır mantarı. Size bahsetmiştim sapının kızaracağını. Şöyle özellikle sap kenarlarında kızarıklık ciddi bir şekilde belli oluyor. Şimdi bir de şemsiye mantarı, gayet renkli, eğlenceli bir sepet oluyor. Şimdi güzel bir kanlıca ikilisi gördüm. Onları da sökelim birlikte. Buradan yakın zamanda kanlıca toplamıştım. Sanki burası kızıl kanlıca yapıyordu. Bakalım bir yerinden sökelim. Onlardan mı acaba bunlar? Yok. Turuncu yapıda olanlardan, yani Lactarius deliciosus'lardan mantarlarımız. Gayet güzel. Yani böyle ufak 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 bugün sepetimizi dolduracağız. Güzel bir mantar avı yapacağız umarım. Tekrar görüşeceğiz. Evet, mantar avımız devam ediyor. Yavaş yavaş geziyoruz ormanda. Şöyle güzel bir rusula denk geldi bize. Onu da size göstereyim istiyorum. Normalde bugün hedef mantarımız bu değil. Bunu toplamayacağız. Ama en azından bir tanıtayım size. Rusulalar kırılgan mantarlar. Şapka üstü bu şekilde. Yani şu an tür ismini bilmiyorum. Ama benim rusulalarda yaptığım şey bir tadına bakıyorum çiğken. Eğer tadı acı değilse sepetimi alabiliyorum. Ama sonbaharda ben pek fazla da rusula toplamıyorum. Tabi biraz şans denk gelirse alırım sepetimi ama böyle diğer türleri sepetimi almıyorum. Sadece bunu size dediğim gibi tanıtmak için yerinden söktüm. Mantarımız yüzüksüz kırılgan bir mantar. Böyle ellediğinizde her tarafı kırılan bir mantar. Yani lifli bir yapıya sahip değil. Buradan anlıyoruz rusula olduğunu. Evet, bu mantarı da size göstereyim istedim. Evet, biz dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, orman yürüyüşümüz devam ediyor. Çok fazla farklı türe rastlayamadık. En azından benim tanıdıklarıma rastlayamadık. Yoksa ormanda mantar var ama ben birçoğunu tabii bilmediğim mantarlar da var. O yüzden şöyle bir artık kanlıca, artık civciv ayağı toplayalım, ona karar verdik. Şöyle bayağı bol oldukları bir ocağa çökeceğiz şimdi. Şöyle civciv ayakları toplayacağız. Şöyle gayet lezzetli bir mantar. Yani ben seviyorum en azından. Mutfak değeri de olan bir mantar benim bildiğim kadarıyla. Şimdi ocaktakileri şöyle güzel güzel büyük örnekleri toplayalım bakalım. Mantarımızın Latince ismi Craterellus lutescens. Dediğim gibi mutfak değeri de olan bir mantar. Ve böyle bulduğunuz zaman o ocakta genelde onlarcası, yüzlercesi bir arada olabiliyor. En azından bizim topladığımız bölgede böyle. Şöyle sepetimiz şu an bu şekilde ama birazdan bu mantarların üstünü civciv ayaklarının örttüğünü göreceksiniz. Evet, bakalım devam edelim şimdi. İzleyicim de bir yere çöktü, o da şöyle göstereyim. Şu an topluyor mantarlarını. Birazdan tekrar görüşeceğiz. Evet, civciv ayakları topladığımız bölgede şöyle çok güzel bir mantar çıktı karşımıza. Lepistanuda mor cincili mantarı. Kokusu çok çiçekvari bir kokusu var. Yani parfüm gibi kokuyor desem yeridir yani. Böyle gayet de büyük bir örnekmiş bu. Şimdi mantar avımıza bu da dahil olacak. Bunu izleyicim buldu. Hatta bugün ben de topladığım mantarların birçoğunu muhtemelen ona veriyor olacağım zaten. Bakalım mantar avcılığımız böyle devam edecek. Bu mantarımızın Latince ismi Lepistanuda, mor cincile diye geçiyor bildiğim kadarıyla Türkçe'de de ismi. Evet, isimleri yazacağım. Böyle altı üstü lamelleri ve şapka üstü mor olan bir mantar. Bazen böyle hafif mor yapısını şapka üstünde kaybedebiliyor. Ama yine de kokusuyla ayırt edici bir özellik koku, çünkü bayağı güzel kokan bir mantar. Evet, merak edenler Latince ismiyle de araştırabilirler. Biz mantar avımıza devam ediyoruz. Şöyle benim sepetim şu an bu durumda.
Daha bolca civciv ayağı toplayacağız. Şöyle izleyicimin sepetini de bir göstereyim kısacık. Şimdi ufak ufak civciv ayağı toplamaya devam. Şimdi mantarı sepetimize alalım. Tekrar görüşeceğiz. Evet, tam videoyu kapattık. Hemen yakında yine yaprakların altında kalmış. Yine güzel görseliyle bir lepistanuda daha. Bu daha körpe bir örnek. Diğerine göre. Diğeri bayağı çünkü şapkayı açmış. Şöyle yerinden sökerken de size tanıtıyor olayım. Şöyle harika renk tonlarıyla. Çok güzel. Harika kokusuyla. Benim çok beğendiğim bir mantar. Hani lezzet olarak çok büyük bir puan veremeyebilirim belki mantarımıza ama ben çok şık bir mantar olarak değerlendiriyorum bu mantarı. Şimdi bundan da güzel bir fotoğraf alayım. Belki kapakta bunu kullanırım. Diğer büyük olanı değil. Şu güzel bir temizliğini yapıp fotoğrafını da çekeceğim. Evet, avcılığımız gayet güzel renkli bir şekilde devam ediyor. Şimdi sepetimizin rengi sarılar, turuncular, kızıllar, bir de mor dahil oldu. Harika. Böyle devam edeceğiz. Bakalım. Evet. Orman yürüyüşümüz devam ediyor. Gayet güzel bir, keyifli bir orman yürüyüşü oluyor. Hava böyle sakin. Sadece bugün sis var. Şimdi karşıma güzel bir, değişik bir tür çıktı. Geçen videolarımdan bir tanesinde tanıtmıştım. Şimdi yine güzelliğinden dolayı ve tuhaflığından dolayı tanıtayım istedim. Yenen de bir tür mantarımız. Şimdi Latince ismi aklıma gelmedi. Yazarım Latince ismini de. Değişik, enteresan yapıda bir mantar. Yani hatırlamaya çalışıyorum ismini ama bir türlü gelmedi aklıma. Ama yazacağım muhakkak Latince ismini. Şöyle birkaç taneler onlar. Yendiği için de biraz nadir bir mantar olsa da ben bunları bu ocaktan tekrar çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü ben düzgün bir mantar toplayıcısıyım. Şöyle şuradakileri toplayalım. Şu büyükleri özellikle. Şurada bir ne bıraktık? Şunu bırakalım. Bir tane de burada var. Onu bırakalım. Bir de şurada ufak var. Onu da bırakalım. 3 taneyi bırakalım. Şu 3 taneden bir fotoğraf alırım. Sepetime de alacağım onları. Bugün böyle güzel değişik bir mantar sepetimiz oluyor. Şimdi birazdan yine civciv ayaklarını bolca toplayacağımız bir yer biliyorum. Oraya doğru gideceğiz izleyicimle. Evet. Devam edecek mantar avcılığımız. Evet. Şimdi orman yürüyüşümüzde karşımıza borazan da çıktı. Sadece bu öbeği bulduk. Sağa sola baktık. Pek de fazla mantar yok burada ama bunları sepetimize alacağız. Yani hatta ben bulmadım. İzleyicim buldu. Şöyle hani bir öbek orada, bir tekli şurada. Bir de şurada bir tek görüyoruz. Bayağı da etrafına bakındık. Yani bakmaya devam edeceğiz ama başka bir grup göremedik. Sen toplayabilirsin mantarı. Şöyle izleyicim onları söksün yerinden şimdi. Evet, bir tane de rusula. Ufak bir minik rusula varmış yan tarafta. Şimdi izleyicim onu da kopardı. Ama bugün hedef mantarımız bu değil. O yüzden bunu yine doğada kendi işini yapması için bırakacağız. Şöyle mantarımızı toplarken alalım. Borazan mantarını zaten birçok kez tanıttım. Kanalı izleyenler zaten bilecektir mantarı. Latince ismi Craterellus cornucopiades. Şekli şöyle borazan çiçeğine benzer. Yapısı siyah renkte. Yapısı da bu şekilde. Buna benzer bir Craterellus daha var. Onunla karıştırsanız da problem değil. Çünkü o da yenen bir tür. Yine böyle siyah tonlarda olan, onu da yakın zamanda videolarımda tanıtmıştım. Şöyle şunu da alalım. Bunlar. Oldukları yerde bir fotoğraf aldım ama bu halde kendi bir fotoğraf alayım. Sonra da sepetimizi alalım, devam edelim. Evet abi, öbek burada. Güzel, evet. Etrafında dolaşacağız dedik. Şimdi izleyicim bir öbek daha bulmuş. Onun başına doğru gideriz. Şunlardan bir fotoğraf alayım ben öncesinde. Tipleri kaymış. Evet, borazanlardan çok da uzaklaşmadan geçen haftalarda da tanıtmıştım sanırım bu mantar ama yine güzel bir formda. Onu yine anlatayım istedim size. Böyle güzel bir grup kahverengi olanlardan bahsediyorum. Mantarımız Lakkarya Lakata mantarı. Yani çok kıymetli bir mantar değil ama yenen bir mantar. Yani zehirli bir tür değil. Ben güzel, hoş bir yapıda olduğu için. Şimdi bunların da bir iki tanesini sepetime alacağım. Şu ufakları bırakırım.
Bunlardan bir fotoğraf çekeriz. Sonra yolumuza devam ederiz. Şöyle bir daha önce birileri koparmış galiba. Solmuş burada. Bir lakkatımız daha var. Rengi gitmiş. Ona kenara atalım. Hatta bir tane de burada varmış. Onu da şöyle kenara atalım. Ya bu uzun süre önce koparılmış muhtemelen ve rengi bu hale gelmiş. Yoksa ben mantarımız dediğim gibi ben sevdiğim bir mantar. Şeklen yani. Yenen bir tür. Evet, devam edeceğiz şimdi. Sepetimizin şimdilik hali bu. Şu bahsettiğim 3 tane mantarı aldım sepetime. Şimdi biraz da borazan bakalım buralarda bulabilirsek onları dahil edeceğiz. Civciva ya borazan böyle karışık güzel bir sepet oluyor. Şimdi bu lakkaryaları da bir fotoğraf alalım. Sonra temizliğini yapıp onları da sepete alacağım. Evet yine az önce tanıttığım ve nadir olduğunu söylediğim mantardan bir tane daha çıktı karşımıza. Hatta iki tane daha şurada. Geçmiş bir formu var. Demek ki yaşlandığında bu hale bürünüyor. Ya da en azından bu hale gelmiş. Bunu bırakacağım burada. Yaşlı olan vazifesini yapmış. Bu da vazifesini yapsın. Dediğim gibi nadir olduğunu biliyorum bu mantarın. O yüzden çok fazla avcılığını yapmaya gerek yok. Böyle tadımlık 3 tane aldık zaten. Yeter. Evet gayet keyifli gözüken sepetimize. Şimdi güzel taze olduğunu düşündüğüm bir şemsiye mantarı daha var. Şapka çok güzel açılmış. Yani şu an genç güzel bir formda. Çok körpe değil ama genç diyebiliriz. Şöyle yerinden bir sökelim onu. Tür ismini anlamaya çalışalım ama Procera'ya olduğunu düşünmüyorum. Şöyle söktüm kökünden. Evet büyük olduğunu bildiğimiz için yapmamız gereken test şöyle lamelleri güzelce bir kontrol etmek. Yeşilimsi bir yapının olmaması gerekiyor. Büyük bir makrol yapıyor da yani büyük bir şemsiye mantarı. Dediğim gibi az önce de anlattım ama tekrar oluyor. Büyüklerde lamel yapısı yeşilimsi yani yeşil spor baskısı, yeşil sporları olan bir tür var. O tehlikeli. Ve öteki büyük türler tehlikeli değil. Bunu da sepetimize ilave edeceğiz. Dediğim gibi güzel bir formda. Şöyle şapkaya yakın keseceğim yine. Sapı burada bırakacağız. Hatta sap kırıldı. Güzel. Kendisi düştü gibi oldu yani. Sapı doğada organik bir gübre olarak bırakıyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet şimdi renk güzelliğiyle yine beni cezbeden bir rusulu ile karşılaştık. Ama bugün hedef mantar bu değil. O yüzden sadece fotoğraf için ve minik bir kayıt için durdum. Mantarımız yenen bir türü olup olmadığını bilmiyorum. Tadına bakıp sepetime alırdım zaten. Eğer tadı acıysa almazdım. Ama bugün tatlı bile olsa sepetime almayacağım bir tür. Öyle fotoğraf çekmek için durdum başında. Evet avımız devam ediyor. En son şemsiyemizi aldık sepetimize. Bakalım civciv ayaklarının olduğu bölüm alana doğru yürüyoruz şu an. Evet bugün ormanda ara ara karşılaştığımız bir türü anlatacağım yine size. Yine geçen videolarımda vardı sanırım. Son videomda bile olabilir. Tam hatırlayamadım şimdi. Mantarımız kükürt öbeği mantarı. Latince ismini yazacağım. Latince ismiyle araştırırsanız daha iyi neticelere varırsınız. Şöyle ağaç köklerinde, şu an çamlık bir alandayız ama farklı ağaçların köklerinde de çıkabiliyor. Hatta şurada iki tane minik örnek var. Kütüğün üstünde çıkmışlar. Ağaç kökünün, kütüğünün. Bunlar da daha çok kök yapısında. Genellikle böyle olur çünkü. Zehirli bir tür. Şimdi yerinden sökeceğim. Tanıtıma daha uygun formda olan görürsem onu da çok kısa anlatırım. Şimdi mantarım şöyle bir yapısını görmenizi isteyeceğim. Şöyle güneş geliyor. Şöyle döneyim. Şöyle şapka altyapısı. Böyle kükürt sarısı, kükürt yeşili diyebileceğim bir renklerde. Belki ismini de bu yüzden almıştır zaten. Kükürt öbeği diye. Yani bir türlü Latince isimleri aklımda tutamıyorum. Ama sonuçta yazacağım. Yazı kalır, söz uçar hesabı. Zehirli bir tür. Bu dönemde de böyle orman kök zemininde bolca rastlıyoruz bu mantara. Tehlikesi şöyle, bal mantarıyla karıştırılma olasılığı var. O yüzden ben aslında bal mantarını da tanıtırken çok dikkatli olun. Aynı dönemde de çıkabiliyorlar çünkü. Bu mantarı da bal mantarı zannedebilirsiniz diye. Böyle bunu da anlatayım istedim. Evet devam ediyor avcılığımız. Bakalım sepetimiz şu an gayet güzel zaten. Biraz da civciv ayağı toplayacağız umarım. Evet, güzel bir civciv ayağı
Merasında şimdi. Karşıma civciv ayaklarını topladım aslında. Beyaz bir şey çıkınca yerinden söktüm. O da sığır diliymiş. İyi güzel. Sepet böyle renklendikçe renkleniyor. Şimdi bundan şöyle fonu şu şekil yapalım. Güzel bir sığır dili mantarı. Haitnum rependum. Bir fotoğraf alacağım. Sonra temizliğini yapıp sepete. Sonra civciv ayaklarını toplamaya devam. Şöyle bir fotoğraf alırız herhalde. Evet, civciv ayaklarını topluyoruz. Halen aynı yerdeyiz. Bir tane minik sığır dili bulmuştum. Şimdi yine civciv ayaklarını toplarken şöyle yaprakların altından gözüküyor mu bilmiyorum. Bir ikisini koparayım hatta. Şöyle bayağı zor bir yerdeyiz şu an. Şimdi hemen şurada sağ solu karıştırırken bir tane de kamlıca gördüm. Onu da göstereyim size. Evet, bu kamlıcayı da dahil edeceğiz şimdi. Yerinden çıkarabilirsek biraz altta. Bu da avımıza dahil oldu. Şöyle altını da kontrol ediyoruz. Kesiyoruz. Turuncu olduğundan emin oluyoruz. Bu birazcık hani geçkin bir fonda. Ama kurtlu değilmiş gibi gözüktü gözüme. Sepetimi alacağım. Artık temizlerken bakarız durumuna, yenecek durumda mı. Biraz daha temizliğini yapıp sepeti öyle alacağım. Evet, devam ediyor avcılığımız. Yani bayağı büyüklerin olduğu bir civciv ayağı ocağına rastladık. Şimdi onları topluyoruz. Şöyle hatta şu büyükleri şöyle göstereyim. Yani açtığımda yaprakları görüyorsunuz. Alttan çıkanları. Bunlar kocaman kocaman civciv ayakları. Bakalım dolduracağız burada sepetin bir kısmını. Evet, mantar avımız devam ediyor. Civciv ayağı güzel güzel topluyoruz şöyle seçe seçe irilerinden. Geçen videomda da gelmişti karşımıza. O kedi yine bir geldi buldu bizi. Civciv ayağı topladığımız merada. Ve şey, bir sürede takip ediyor. Yani pazar günü en azından öyle yapmıştı. Şimdi videomu niye açtım? Video sadece kedi için açmadım. Çok güzel bir rusula çıktı karşıma. Normalde toplamam dediğim bir tür buldum rusula ama bu bayağı sevdiğim bir türü. Sienoxanta rusulun. Yani biraz kirliymiş gerçi ama bunun temizliğini evde yaparım artık. Burada yapabildiğim kadar yapacağım temizliğini. Bunu sepetime alacağım yani. Mantarımızın Latince ismi Russula, Russula Sienoxanta. Türkçe'de de bildiğim kadarıyla sırtı gökçe diyorlar. Evet, şimdi o da dahil olacak sepete. Artık elimden geldiğince güzel temizleyeceğim. Sonra devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi size orman zemininden harika bir görsel göstermeye çalışıyorum. Otlarla aynı renk, yeşil bir örümcek. Harika. Böyle doğada gezmenin böyle güzel yanları da var. Elimi alabilir miyim diye bakacağım ama gelir mi acaba otu bırakıp? Yok, pek gelme taraftarı değil. Ha, geliyor galiba. Evet. Güzel bir yeşil örümcek. Nereye düştü? Ha, şurada. Devam ediyor. Evet, şurada bir tür varmış galiba. Bir ona bakalım. Tanımlayabileceğimiz bir tür mü? Şurada bir mantarımız. Bir yerinden sökelim bakalım. Şu an biraz çamlık ağırlıklı bir alandayız ve bolca civciv ayağı topluyoruz. Şimdi sepetimi de göstereceğim size. Ne mantarı sökemedim. Ha, evet, şimdi daha hemen anladım. Bu mantarımızı da geçen videomda anlatmıştım. Karabalkadın. Clotosibe nebularis mantarımızın Latince ismi. Yani bir dönem tüketilmiş ama tüketilmesi önerilmeyen bir mantar. Yani şu an kaynaklarda en azından zehirli kabul ediliyor diyeyim. Güzel bir fotoğraf alırım bundan. Sonra devam edeceğim. Şöyle sepetimin haliyle gördüğünüz bütün mantarların üstü civciv ayaklarıyla örtüldü. Harika bir sepet oldu. Evet, güzel avcılığımızla devam ediyor. Sohbet ederek izleyicimizle birlikte güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz. Evet, devam edecek avcılığımız. Şimdi şundan bir fotoğraf alalım. Evet, gayet güzel geçen mantar avımızdan yeniden merhaba. Kedi bizi bırakmıyor. İyi sırnaştı bize. Şöyle sepetimiz gayet güzel oldu. Kedimiz de yanımızda. Şimdi çok güzel, sevimli bir mantarla tanıştıracağım sizi. Onunla karşılaştım.
Bu bir çam kozalağı. Bu kozalak mantarı. Yakından umarım kameramda netler. Bir tek çıkmış. Normalde bir sürü çıkabilirler. Ben boyutuyla çok dikkatimi çektiği için onu tanıtma gereği duydum size. Şöyle netlerse kameram. Bir uğraşıyorum ama. Evet, bir nebze netledi. Bunlar kozalak mantarı diye aratabilirsiniz. Sanki öyle kalmış aklımda. Latince ismi de Maecina. Maecina türlerinden. Tam tür ismini bulabilirsem tür ismini de yazarım. Güzel, sevimli bir mantar. Kozalakların muhtemelen ne derler? Tohumu diyelim. Yani aslında çam fıstığına mikorozal olabilir. Çünkü hep o aralardan çıkarlar genelde. Evet, bunu da size anlatmış olayım. Avcılığımız devam ediyor. Belki şimdi bir ufak mera değiştirmesi yapabiliriz. Bunların üstüne birkaç farklı tür daha yansıtabiliriz. Ya bunların üstüne birkaç tür daha ekleyebiliriz. Yani borazan arayacağımız bir alana doğru geçeceğiz çünkü. Belki sığır dili yine bulabileceğimiz bir mera orası. Bakalım. Devam ediyoruz. Dediğim gibi kedi, bakalım bize nereye kadar gelecek. Hadi bize rastgele. Evet, şimdi bir güzellikle daha karşılaştık. Bu mantarımız böyle biraz devasa da bir boyuttaymış. Büyük bir örnek yani. Şöyle elimi yanına götüreyim. Şöyle. Büyük bir örnek yani. Bu mantarımız da kav mantarı. Böyle ağaç kütüklerine yapışık bir şekilde. Yapı itibariyle de odunumsu bir mantar yani. Yenen bir mantar değil. Ama kav mantarı diye geçiyor. Latince ismini de yazacağım. Bildiğim kadarıyla eski dönemlerde belki hala kullanılıyordur. Ateş yakmak için kullanılan, kurutularak bir mantar türü. Şurada daha bir ufak örneği aynı ağaç kütüğünde. Bu kurumuş bir ağaç. Böyle canlı ağaçlarda değil, kuruyan ağaçlarda çıkan bir mantar sonuçta. Bu arada kedimiz hala etrafımızda. O da bugün bize eşlik etti. Mantar toplamıyor ama. Hep bize yaramazlık yapıyor. Evet, devam ediyor avcılığımız. Bakalım. Şu an sepetin durumu bu. Bu arada bir tane de burada varmış. Burada da düşmüş bir kütük var. Elimiz sevdi kamerayı. Evet, biz devam ediyoruz. Bakalım bizde ne kadar takip edecek bizi. Evet, bir meramızı değiştirdik. Şimdi bu geldiğimiz merada da biraz borazan bakacağız ki bir ufak ocak bulduk şimdi. İzleyicim bakıyor oraya. Hatta onun haricinde başka mantarlar da bulduk. Şimdi onları, evet, bir tane mor cincile söktüğünü görüyorum takipçimin. Şimdi burada da var çünkü mor cincileler. Burası güzel bir ocakmış. Yani şurada hemen altımızda sepetin olduğu yerde borazanlar var. Hemen onun biraz üstünde mor cincile, yani Lepistanuda. Şimdi onları sökeceğim yerinden. Hemen onun yakınında mantarlar arasındaki ilişkiyi de anlayın diye yapıyorum bunu. Yani aynı türler yan yana olmayabiliyor. Bu da Amanita panterina. Zehirli bir tür. Yani bu mantar zehirliyken bu mantar çiçek kokusuyla kokulu bir yenen mantar. Şurada bir tane daha panterina var. Hemen yukarıda bir tane daha mor cincine var. Şimdi biz cincilelerimizi sökelim. Yani lepistanudalarımızı. Şöyle. Bunlar ikili bir örnek. Böyle yine kökünden sökmeye çalışayım. Bugün sepete aldığımız cincilelerden güzel fotoğraf çektik zaten. Bunları sadece topluyorum şu an. Fotoğraf çekmeyebilirim. Ya da belki kendi arşivim için çekerim. Bir güzel cincile daha. Evet, avcılığımız gayet güzel oldu yani. Sepetin haline bakarsanız gayet bolca mantar topladık. Hem çeşit de topladık. Bunların şimdi temizliğini yapıp bunları da ilave edeceğim. Yani bu mantarın kokusu sepette vakit geçirdikçe daha da hoş hale geliyor dedi arkadaş az önce. Yani böyle benim de favori bir mantarım zaten. Şundan da bir fotoğraf alacağım. Yerinden sökmeyeceğim. Ama bu mantarı tanıtmak için yandan şöyle dibine kadar açayım. Yani bu görselliğini, güzelliğini bozmak istemiyorum. Şöyle fotoğrafını alacağım. Yani yerinden sökmeden tanıtmak istiyorum. Şöyle bir kameram netlesin diye bir odaklayayım mantarıma. Zehirli bir tür. Amanita panterina. Bu isimle zaten aratırsanız bir sürü görselle karşılaşacaksınız. Dediğim gibi bundan sadece fotoğraf alıp bırakacağım onu kendi halinde.
Tekrar görüşeceğiz. Bakalım. Güzel bir ocak bulduk şimdi, borazan ocağı da. Orada güzel borazanlar da ilave olacak sepetimize. Devam ediyor kaydımız. Evet, avcılığımız gayet güzel devam ediyor. Fazla borazan bulamadık ama yani ufak bir ocakmış. Ben bir tanesini aldım. Daha çok izleyicime toplasın istedim. Şimdi bugün yine değişik türlerden bir mantarımız daha. Benim çok sevdiğim bir Rusula. Rusula Dresschens. Umarım kurtlu değildir. Gayet körpe taze bir örneğe benziyor. Biraz şapka üst yapısından tam böyle Rusula Dresschens diyemeyebiliriz ama ben çok iyi tanıyorum bu mantarı. Yani Rusula Dresschens olduğunu biliyorum. Şu kenarlarda gördüğüm böyle şu yapıdan bahsediyorum. Şu yapı bana tam manasıyla bunun bir Rusula Dresschens olduğunu söylüyor. Ve körpe bir örneğe benziyor. Şimdi temizliğini yapıp onu da sepetime alacağım. Ya fotoğraf için çok uygun değil ama yine de bir fotoğraf alırım ondan. Ya bilmiyorum kapakta kullanır mıyım ama şöyle güzel biraz daha temizliğini yapayım. Evet, güzel kaliteli bir mantar. Bu kesinlikle sepete girmeyi hak ediyor. Bunun temizliğini yapıp sepete alacağız. Bir de fotoğraf çekeceğim şimdi. Tekrar görüşeceğiz. Evet, çok çeşitli bir mantar sepetimiz oluyor. Harika, rengarenk mantarlar. Şimdi güzel bir Rusula daha çıktı karşıma. Bu Rusula'nın Latince ismi, tam tür ismini bilmiyorum. Rusula SP diyeceğim o yüzden. Yeşil şapka üst yapısıyla bir mantar. Biraz tehlikeli, şu anlamda tehlikeli ama. Mantar yenen bir mantar ama. Şimdi bu mantarın yanında bir tane köy göçüren olsaydı çok benzer şapka üst renkleri var. Ama bu bir köy göçüren Amanita falloides değil. Yenen bir Rusula. O yüzden bunun da şimdi eğer kurtlu değilse sepetimi alacağım. Şöyle şapka üstünü biraz temizliyorum. Yenen bir Rusula olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi nereden anlayacağız Rusula olduğunu da? Falloides ile karıştırmamak adına Amanita ile. Gördüğünüz gibi bir yüzük yok, bir volvo yok. Yani bu mantar Rusula, yenen bir Rusula. Ama şapka üst yapısıyla Amanita falloides'e çok benziyor. O yüzden amatörler için önereceğim bir mantar değil. Tabii benim şu an anlattığım tanımda bu ayrımı yapabilecek kişiler bu mantarı yiyebilirler. Çünkü bunun ben tadına bile bakmayacağım. Acı olmadığını biliyorum. Yani o derece güvendiğim bir Rusula türü. Yani bunu direkt şöyle temizliğini daha da ayrıntılı yapıp sepete alacağım. Evet, avcılığımız böyle devam edecek. Gayet güzel bir sepet oldu. Güneş açtı. Hava çok güzel. Yani sabah o pusulu havadan eser yok. Bayağı saatlerdir şu an ormanda vakit geçiriyoruz. Keyifli bir gün oluyor bizim adımıza. Tekrar görüşeceğiz. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bakalım, borazan arıyoruz aslında bu merada. Evet, şu an hedef mantarımız olan borazanı arıyorduk zaten. Şöyle güzel, ufak bir ocak muhtemelen ama bir yerde daha bulduk. Şöyle kameram netlesin, yakına gireyim. Şimdi onları toplayacağız. Şöyle bir fotoğraf aldım bu yerindeyken. Bir bu gruptan. Bir de şurada bir grup var. Şimdi izleyicim de sağa sola etrafa bakıyor. Bir de şunu grubu koparalım şöyle. Evet. Dal araya girmiş, onu çıkaralım. Evet, mantarımız Craterellus cornucopiodes, borazan mantarı, Black Trumpet. Bu iki grubun temizliğini yapıp şimdi ben sepete alacağım. Bakalım, avcılığımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Çok güzel bir gün oldu. Yani izleyicim de çok memnun, ben de çok memnunum. Bakalım şunların temizliğinden sonra şimdi sepete alalım. Tekrar görüşeceğiz. Evet, son sürat mantar avımız devam ediyor. Güzel borazan da topluyoruz. Böyle ufak ufak ocaklara rastlıyoruz. Şimdi bulduğumuz ocak birazcık daha bereketli çıktı. Şöyle güzel görseller buluyoruz burada. Yaprakların hafif altında saklanmış oluyorlar ama örneğin şurada bir grup daha var. Biz onları, orada güneş çok yansıyor. Şöyle yapacağım. Böyle zeminde bulduğunuz yerde her tarafa dikkatli bir şekilde bakmanız gereken bir, bu mantarı bulmak istiyorsanız eğer böyle aramanız gerekiyor. Zeminle, çünkü şuradan şimdi yukarıdan baktığımızda biraz netlesin kameram. Yani işte öyle kolay fark edilecek bir mantar değil, bilginiz olsun. Ben böyle şimdi bunları yerinden söktüm. Şöyle yapayım çekimini de. Güneş çıktı bugün, tabii bize negatif etkiliyor şu an ama yapacak bir şey yok.
Evet, dediğim gibi böyle toplayıp epeyce borazanla toplamak istiyoruz. Çünkü bu mantarın da muhafazası kolay. Yediğinizi yedikten sonra kalanları kurutmaya alabiliyorsunuz. Biz de öyle yapacağız muhtemelen. Evet, devam edecek avcılığımız. Keyifli sürdürüyoruz. Evet, videoya ara vermiştim ama şöyle daha büyük örneklere de rastladım aynı ocakta. Tekrar ufak bir kayıt alayım istedim. Bayağı şöyle devasa diyebileceğim. Yani en azından bugün bulduğum en büyük borazanlar. Evet, güzel bir ocakmış burası. Yani dediğim gibi çöktük yere. Sağa sola bakıyoruz. Baktıkça da mantar buluyoruz. Şöyle yaprakların altında. Evet, burası gayet büyüklerin olduğu bir ocakmış. Şu çalıyı şöyle gönderebilirsem. Gönderemedim ama. Evet. Şurada kim bilir kaç tane var şimdi. Öyle hiç üşenmeden. Fazla da açgözlülük yapmadan. Şöyle kibar kibar toplayacağım bunları. Evet. Kaydı durduracağım çünkü tek elle zorlanıyorum. Daha nazik toplamak istiyorum bu mantarları. Tekrar görüşeceğiz. Evet. Harika bir sepet. Şöyle güneşi engelleyebilir miyim? Biraz şöyle yapayım. Sepet engelleyemiyorum galiba ama. Evet, şöyle yaptım. Gayet güzel borazanla topladık. Çok güzel bir sepet oldu yani. Harika türler var. Sepet yerinden kalkmıyor. Güzel bir mantar avcılığı oldu. İzleyicim biraz kibar davranıyor. Bugün çok fazla mantar toplamadı. Muhtemelen benimkilerden de teklif edeceğim almak isterse ama bilemiyorum. Şimdi ben burada niye durdum, niye video çekiyorum? Güzel bir rusula daha, körpe bir örnek. Böyle mevsim güzel gittiği için yani yağmurların ardından böyle hava açtığı için çok güzel çeşitlilik içeriyor orman. Güzel bir rusula daha. Yine Sırtı Gökçe grubundan. Rusula Cyanoxanta diyeceğim buna da. Latince ismini yazarım. Kırılgan mantar. Bundan da yine bir fotoğraf alayım. Sonra devam edeceğim. Yani bunu da sepetime alacağım. Güzel taze bir örnek çünkü. Ben seviyorum bu mantarları tüketmeyi. En azından bu türlerini. Yani Vrescens ve Cyanoxanta'yı her zaman bulduğumda, iyi durumdaysa sepetime alırım. Evet, devam edeceğiz avcılığa. Evet, şimdi mantar avımızda böyle görüntüsüyle beni videoya kaydetmem gerekir diye düşündüm. Böyle kocaman, devasa diyebileceğim bir boyutta bir Amanita rubescens. Yani bununla ilgili kılıktan kılığa giriyor bu mantar yorumu bu yüzden yapılıyor işte. Bir kızılbacak. Sapın çok minik bir bölgesi şöyle aşağıda kaldı. Kopmadı, tam gelmedi yani. Biraz daha sivri bir bitiş, sivri bir topuz olarak bitiyor. Böyle dibinde kızarmalar var. Kızılbacak ismini o yüzden alıyor olabilir. Şöyle henüz daha şapkayı açmamış. Yani lameller bile tam manasıyla gözükmüyor. Böyle devasa bir boyutta. Bence güzel bir renkte de. Güzel bir mantarımız. Yenen bir mantar ama şu an benim sepetime girecek kadar değerli bir mantar değil. Çünkü benim sepetimin durumu şu an gayet güzel. Sevdiğim rusulalar da çıktı karşıma, topladım. Mor cincileler var, civciv ayakları, borazanlar. Kanlıca bulduk sabah. Yani çok güzel, harika bir sepet oldu. Muhtemelen daha fazla mantar toplamayız. Avı sonlandırırız yani birazdan. Şurada hemen rubescens'in yanında köy götüren de var. Onları da tanıtacağım size. Şöyle 3 taneler. İzleyicim biraz incelemek için onları söktü yerinden. Şöyle yakından da anlatacağım şimdi size mantarı. Bunu her seferinde anlatmak istiyorum çünkü. Bunun şapkası düştü. Şu kalsın. Şapka kırıldı yani. Bu mantar çünkü ölümcül derecede zehirli bir Amanita mantarı. Yani bunda hani yiyenler genellikle ölümle sonuçlanıyor sonuç. Çünkü panzehri yok, bir şey yok mantarın. Şöyle şeklini yeşil bir şapka üst yapısı. Hatta ama altta kaldı. Sepetimde bugün anlattım aslında. Bir rusula toplamıştım yeşil üst yapısıyla. Ona benzer. O yüzden o mantarı acemilerin toplamasını istemiyorum. Çünkü onu topluyorum diye bunu toplarsanız mantar zehirlenmesi ve sonuç ölümle sonuçlanabilir. Evet, bakalım. Şu an geziye devam ediyoruz ama aslında değişik tür aramak niyetimiz. Daha fazla herhalde mantar toplamayız. O bile benziyor. Bir bakacağım şimdi, bir mantar daha geldi. Değil o, şey değil. Amanita değil.
Bu bugün tanıttığım bir mantar. Bir fotoğrafta almıştım hatta. Bu da karabalkadım. Kritosive nebularis. Yani kokusu çok güzel olan bir mantar. Kokusu yanıltmasın sizi. Zehirli kabul ediliyor. Bilginiz olsun. Ama hoş bir kokusu var. Onu söyleyebilirim. Yani bugün bayağı bir izleyicimle inceledik bu mantarı. Ve ormanda da şu an epeyce bundan çıktı karşımıza. Şimdi devam ediyoruz. Biz ama dediğim gibi artık daha çok mantar toplamak değil de değişik tür aramak gibi. Yani sığır dili mesela çok rastlamadık diye. Özellikle sığır dili bakınıyoruz şu an ormanda. Yani güzel, keyifli bir gün oldu. Hava da şu an gayet orman içinde gezmek için uygun bir hava. Tekrar görüşeceğiz birazdan. Evet, harika geçen bir mantar avının sonuna geldik. Şöyle sepetimin son hali. Biraz takipçime mantar aktardık buradan. Biraz şekli bozuldu o yüzden. Ya bunlar benim eve gidecek ama ben de herhalde bunları kurutulacakları direkt kurutmaya alacağım. Anca herhalde Rusulalarla Lepistonudaları yerim. Sepetin altında kanlıcalar da vardı. Hatta şemsiye mantarı bile vardı galiba bugün. Bayağı zengin, bol çeşitten oluşan bir sepetimiz var. İyi izleyicim bu arada çok memnun kaldı. Yani bayağı keyifli bir gün oldu onun için de. Buna ben de çok sevindim. Evet, biz bugün mantar avımızı sonlandırıyoruz. Ava gidecek herkese rastgele bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.